Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıf tarih dersi 4. üniteyi anlatacağım. Yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyası, eski adıyla ilk Türk devletleri konu anlatım videomuza başlayalım. Videomuza başlarken önce ilk Türklerin nerede ortaya çıktığına bir bakalım. Türklerin ortaya çıktığı yer burası, yani Orta Asya. Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya arkadaşlar. Bu ünite boyunca bu haritayı unutmayalım. Şimdi Türk adının anlamı nedir? Türk adı ile ilgili üniversite sınavlarında soru çıktı ve hocalarınız da sıkça bu soruyu sorabilir. Türk adı Çin kaynaklarına göre Miğfer, Kaşgarlı Mahmud'a göre Olgunluk Çağı, Bamberi'ye göre Türemek, Ziya Gökalp'e göre Kanun ve Nizam sahibi anlamına gelir. Yalnız özellikle Uygur metinlerinde Türk kelimesinin güç ve kuvvet anlamına geldiği anlaşılmıştır. Yani Türk kelimesi güç ve kuvvet demektir. Türk ismini, Türk adını ilk defa devletinde kullanan ise arkadaşlar Göktürk Devleti'dir. Yani içinde Türk kelimesi geçen ilk devlet Göktürk Devleti'dir. Peki coğrafi ad olarak Türkiye ne zaman kullanılmış? Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. Bizans kaynakları 9. ve 10. yüzyılda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölgeye Türkiye demişlerdir arkadaşlar. 11. ve 13. yüzyılda Mısır ve Suriye'ye de Türkiye denmiştir. Anadolu'ya ise 12. yüzyıldan itibaren Türkiye denmiştir. Evet, en önemli kısım burası herhalde. Anadolu'ya 12. yüzyıldan itibaren Türkiye deniyor. Ve ilk defa Orta Asya için Türkiye terimi kullanılıyor. Türklerin bilinen ilk ana yurdu arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi Orta Asya. Orta Asya neresidir? Batısında Hazar Denizi, kuzeyinde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğusunda Moğolistan ve Çin, güneyinde ise Tibet platosunun ve Hindikuş dağlarının bulunduğu yer. Çok ayrıntı ama biz burada belirtelim. Evet, batısında Hazar Denizi, doğusunda Kingan Dağları, kuzeyinde Sibirya Ovası ve güneyinde Karanlık ve Hindikuş dağlar. Evet, Orta Asya dediğimiz burası. İsterseniz harita üzerinden anlatalım. Orta Asya dediğimiz doğusunda Karanlık Dağlar, Çin, güneyinde Hindistan, Himalaya Dağları, işte kuzeyinde Altay Dağları, batısında ise Hazar Denizi'nin olduğu bölgedir arkadaşlar. Orta Asya dediğimizde buralar gelsin aklımıza. Şimdi Orta Asya'daki kültür bölgelerine bakalım. Orta Asya'daki ilk kültür bölgemiz Anav kültürü arkadaşlar. Anav kültürü deyince Orta Asya'nın en eski kültürü olduğu aklımıza gelsin. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Anav kültürü deyince aklımıza ne gelecek? Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Afanasyova kültürü ise Türklere ait en eski kültür bölgesidir. Evet, birincisi Orta Asya'nın en eski kültürüydü. Afanasyova ise Türklere ait en eski kültür bölgesidir. Andronova kültürü ise Türklerin ataları tarafından meydana getirilmiştir. Karasuk, burada demir erken çağlardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Tagar kültürü ise tuştan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri gibi çeşitli eşyalar yapılmıştır. Bizim için en önemli olan ne arkadaşlar? Anav, Orta Asya'ya ait en eski kültür bölgesidir. Afanasyova ise Türklere ait en eski kültür bölgesidir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleriyle devam edelim. Birincisi arkadaşlar Asya Hun Devleti ya da diğer bir adıyla Büyük Hun Devleti. Bu devletle ilgili en önemli madde şu: Türkler tarafından kurulan ilk devlettir. Yani Asya Hun Devleti Türkler tarafından kurulan ilk teşkilatlı devlettir. Devletin merkezi Ötüken'dir arkadaşlar. Hunların bilinen ilk kağanı Teoman'dır ya da Tuğman. Yani Asya Hun Devleti Teoman tarafından kurulmuştur. Metehan babasını tahttan indiriyor ve başa geçiyor. Metehan Türkçe konuşan o dönemdeki halkları ilk kez Hun hakimiyeti altında topluyor. Yani bir Türk birliği sağlıyor. Metehan'dan sonra Çin entrikaları sonucu devlet Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha sonra Çiçi önderliğindeki Batı Hun Devleti Çin İmparatorluğu'na bağlanıyor. Daha önceden Hohhaniyet döneminde Çin hakimiyetini kabul eden Doğu Hunlar ise miladın ilk yıllarından itibaren tekrar bağımsızlığını kazanıyor. Ancak taht kavgaları nedeniyle bu Doğu Hun Devleti Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kuzey Hunları diğer kavimler tarafından baskıya dayanamayıp ne yapıyorlar? Moğolistan'ı boşaltmak zorunda kalıyorlar. Yani göç ediyorlar. Güney Hun Devleti ise Çin İmparatorluğu'na bağlanıyor. İşte buradaki Kuzey Hunların bölgeyi terk etmesiyle ne yapacaklar? Avrupa'ya doğru göçecekler ve bildiğimiz Avrupa Hun Devleti'ni kuracaklar. Evet, gelelim 1. Göktürk Devleti'ne. 1. Göktürk Devleti ile ilgili bileceğiniz en önemli şey de şu arkadaşlar.
Tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullanan devlet kimdir? Birinci Köktürk Devleti. Hangi dönemde yaşamış? 552 ile 630 yıllar arasında. Kurucusu Bumin Kağan'dır arkadaşlar. Bumin Kağan, Avar Devleti'ni yıkarak 552 yılında ne yapıyor? Devleti kuruyor. Kardeşi İstebi Kağan'a da ülkenin batısını veriyor. İleride anlatacağımız gibi arkadaşlar, Türk devletleri şöyle yönetilmiş. Doğu ve Batı olarak ikiye bölünüyor. Genelde Doğu tarafında Hakan bulunuyor, Kağan bulunuyor. Batı tarafında ise ona bağlı olan kardeşi ya da çocukları bulunuyor. Yani devleti ikiye bölerek yönetiyorlar. Bu Kaan Kaan zamanında Göktürk Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. Bu Kaan'dan sonra tahta geçen Taspar Kaan Budizm'e meyilliydi. Taspar'ın ölümünden sonra taht kavgaları artıyor arkadaşlar ve devlet sarsılıyor. Batı tarafta ise İslami'den sonra idareye Tardu geçiyor. Daha sonra Batı Göktürk Devleti bağımsızlığını ilan ediyor bu dönemde. Yani Tardu döneminde Batı Göktürk Devleti asıl ana kısımdan yani doğudan ayrılıyor. 630 yılında Doğu Göktürk Devleti Çin tarafından yıkılıyor. Batı Göktürk Devleti ise yine Çin'e bağlanıyor. O zaman Göktürk Devleti'ne kim son vermiş diyelim? Çinliler. Burada bileceğimiz en önemli şey nedir? Birinci Köktürk Devleti içinde Türk kelimesi geçen Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor. Daha sonra Çinliler buna son veriyor. İkinci Göktürk Devleti'ne bakalım ya da Köktürk. 682-742 yıllar arasında yaşıyor. Bildiğiniz gibi Birinci Köktürk Devleti'ne Çinliler son vermişti. Yalnız Türklerin bağımsızlık mücadelesi devam ediyor. Hatta Kürşat döneminde 639 yılında bir başkaldırı meydana geliyor ama başarılı olamıyor. Yalnız bundan sonra 682 yılında Kutluk önderliğinde Köktürkler ne yapıyorlar? Çin'den ayrılıyorlar ve resmen devletlerini kuruyorlar. O zaman ne diyelim? İkinci Köktürk Devleti'nin kurucusu kimdir? Kutluk Kağan. Bu dönemde Tonyukuk önemli. Vezir Tonyukuk. Devlet işlerini yönetiyor. Devlet işlerinde bayağı etkili. O zaman ikinci Göktürk Devleti'nde ikinci önemli şahıs kimdir? Vezir Tonyukuk'tur. İlteriç Kağan'ın ölümünden sonra tahta Kapkan Kağan geçiyor ve Kapkan Kağan o dönemdeki Türk boylarını hakimiyeti altında topluyor. Kapkan Kağan'ın sert tutumu ve Çin entrikaları nedeniyle bu boylar yavaş yavaş Köktürklere karşı isyan ediyorlar. Kapkan Kağan'ın ölümü üzerine yerine oğlu İnel tahta geçiyor arkadaşlar. Fakat İnel yetersiz görülüyor ve onun yerine İlteriş'in oğlu Bilge Kağan tahta geçiyor ve Kültükin ise yani kardeş ise komutanlığa getiriliyor. Yani 2. Köktürk döneminde Bilge Kağan ve Kültükin dönemi başlıyor. Bu dönemde vezir yine kim? Tonyukuk. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra artık devlet yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. 2. Köktürk Devleti 740 yılından itibaren isyanlarla uğraşıyor ve isyanlar sonucunda Basmil, Uygur ve Karluklar birleşerek 2. Köktürk Devleti'ne son veriyor. 2. Köktürk Devleti ile ilgili arkadaşlar en önemli madde Orhun abideleridir. 2. Köktürk Devleti dediğimizde aklımıza gelecek en önemli şey arkadaşlar Orhun abideleridir. Bu Orhun abideleri Türklere ait bilinen en eski yazılı belgelerdir. Bunu unutmayalım. Evet, bu görselde gördüğünüz. Gelelim Uygur Devleti'ne. Uygurlar 744 ila 840 yıllar arasında yaşıyorlar. Bilindiği üzere Uygurlar, Karluklar ve Basmirler birleşerek 2. Göktürk Devleti'ne son vermişti. 744 yılında Kutluk Bilge Külkağan merkezi Karabalgasun olan bir devlet kuruyor. Kutluk Bilge öldükten sonra yerine oğlu Moyen Çor geçiyor arkadaşlar. Moyen Çor'dan sonra hükümdar olan Bögü Kağan Mani dinini benimsiyor. Evet, burası çok önemli. Mani dini Bögü Kağan zamanında kabul ediliyor. Mani dininin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hareketsizliği, et yememeye ve savaş yapmamaya teşvik ediyor bu din Uygurları. Bu da Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmesine neden oluyor. Fakat Uygurlar bunun yanında ne yapıyorlar? Mani dininin sayesinde yerleşik hayata geçiyorlar. Burası çok önemli. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur arkadaşlar. Bu da onların bilim, sanat ve edebiyatta ilerlemelerini sağlıyor. Yani Mani dini onları savaşçı özellikleri açısından zayıflatırken uygarlık açısından ne yapıyor? İleriye götürüyor. Çin entrikaları sonucu zayıflayan Uygur devletine 840 yılında Kırgızlar son veriyor. O zaman Uygurlar deyince de aklımıza gelecek en önemli şey ne arkadaşlar? Kesinlikle unutmayın bunu. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Bunda da neyin etkisi var? Mani dininin etkisi var. 840 yılında Kırgızlar tarafından yeniden Uygurlar göç etmek zorunda kalıyorlar. Uygurlar zamanla gittikleri yerlerde yeni devlet kuruyorlar arkadaşlar. Bunlardan ilki Çin'in kuzeyine göç eden Sarı yani Kansu Uygurlarıdır. Sarı Uygurlar günümüzde Kuzeybatı Çin'de yaşamaya devam ediyorlar. Diğer devlet ise Beşbalık, Turfan, Hoça ve Kaşgar'ı içine alan
yerde yaşayan Turfan Uygur devletidir. Turfan Uygurları da günümüzde Çin'e bağlı Doğu Türkistan Uygur özerk bölgesinde yaşıyor arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Biliyorsunuz bugün hala Çinliler tarafından zulüm görüyorlar. Evet, Turfan Uygurları, Sarı Uygurlar. Gelelim güç ve yönetim yapısına. Arkadaşlar, Anayurt'ta kurulan ilk Türk devletleri boylar şeklinde ortaya çıkmışlardır. Eski Türk toplumunda sosyal yapı oguş, uruk, boy, budun ve il şeklinde teşkilatlanmıştır. Bu üniversitede çıkmıştı. Yani en küçük yapı oguş aile. Aileler birleşerek urukları, yani aileler birliğini sülaleleri oluşturuyor. Sülaleler birleşerek boyları oluşturuyor. Boylar da birleşerek millet oluşturuyor. Millet de ne yapıyor? Devlet oluşturuyor. İşte Türk devletinin oluşum şekli bu. Buradaki en temel yapı arkadaşlar boy sistemi. Türklerdeki boy sistemi. Bu boy sistemi bir yandan Türk devletlerinin kolayca dağılmasını sağlarken bir yandan da tekrar kolayca kurulmasını sağlıyor. İlk Türk devletleri boylar arasındaki birlikteliği sağladıkları dönemde güçlenmişlerdir. Örneğin Asya Hun devletinin en parlak dönemi Metehan zamanında yaşanmıştır. Metehan 26 boyu Türk tarihinde ilk kez tek bayrak altında toplamıştır. İsterseniz şekilde de bakalım. Oguş, aile, uruk, aileler birliği, boy ya da ok, budun yani millet ve en son devlet. 1. Göktürk Devleti'nde de Mukan Kağan ne yaptı? Bütün Türk boylarını tek bayrak altında topladı. 2. Göktürk Devleti'nde Kapkan Kağan, Uygur Devleti'nde de Moyen Çor ne yaptı? Bütün Türkleri kendine bağladı. Evet, gelelim kut nedir? Onu açıklayalım. Bu da sınavlarda çokça çıkar. Türklerde devlet yönetme yetkisi Kağan'a gök tanrı tarafından verilirdi. Biz bu inanca ne diyoruz? İşte kut diyoruz. Yani ilk Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı kut olarak ifade ediliyor. Kağan olabilmek için kuta sahip olman lazım. Bu kut da Türklerde belli bir sülaleye verilmiştir. Yani kut demek kısaca yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Türklerde bir sülaleye, bir aileye verilmesidir. Eğer bir kut kanı taşıyorsanız siz hükümdar olabilirsiniz. Eğer o kut sizde yoksa hükümdar olamazsınız. İşte bu aileler Hunlarda Tuku, Köktürklerde Aşina, Uygurlarda Yağlakar ailesiydi. Bunlara Tanrı tarafından kut verilmişti. Yani bunlar yönetici olabilirlerdi. Yalnız bu kut hanedan üyesinde herkese de verildiği için taht kavgaları bu yüzden çıkabiliyordu. Yani devleti yönetme yetkisi o ailede herkese aitti. Onun için de bunlardan herhangi biri Hakan olabilirdi. Bu da iç çatışmalara neden oluyordu. Eski Türklerde kuta sahip olan hanedan üyeleri arasında Kağan seçmek için kurultay toplanırdı arkadaşlar. Biliyorsunuz eski Türk devletinde devleti yöneten bir numaralı kişi kim? Kağan. Kağan'dan başka hükümdara Şanyu, Tanhu, Han, Yabgu, İlteber, İdikut, Elkin gibi ünvanlar da verilmişti. Bunlardan itibaren Türklerde bazı hükümdarlık sembolleri vardı arkadaşlar. Bunlar ne? Taht, davul, otağ, kotuz, tuğ ve yaydır. Yalnız burada şöyle bir soru çıkıyor. Genelde şaşırtmalı olarak. Diyor ki eski Türk devletlerinde hükümdarın sembollerinden hangisi değildir diyor. Genelde o şıklarda hutbeyi de veriyorlar. Arkadaşlar eski Türk devletleri Müslüman olmadığı için hutbe yoktu. Yalnız taht, davul, otağ, kotuz, tuğ eski Türklerde hükümdarlık sembolüydü. Ama hutbe Müslüman olduktan sonra kullanıldı. Bunu da unutmayalım. Eski Türk devletlerinde Kağanlar ülkeyi töreye yönetirdi. Törede neydi? Türklerde yazılı olmayan kanunlardı. Evet, bu hükümdarın ünvanları Kağan, Han, İdikut, İlteber, Şanyu, Yapku. Bunlar da hükümdarlık sembolleri. Gücün maddi kaynağına gelelim. Yani bu Türkler nasıl geçinirlerdi, ne yerlerdi, ne içerlerdi? Orta Asya'da iklim arkadaşlar kışları çok soğuk, yazları ise genellikle çok sıcaktı. Yani tarıma elverişli değildi. Onun için Türkler genelde ne yapmışlar? Tarımla uğraşmamışlar. Konar göçer bir hayat benimsemişler. Yani hayvancılıkla uğraşmışlardı. Konar göçerler ulaşımda ve göçlerde genellikle atı kullanmışlardı arkadaşlar. Yani Türkler için en önemli hayvan nedir? Attır. Hatta bu atı ticarette de kullanıyorlar. İşte Hunlar, Uygurlar yazın yaylaklara, kışında kışlığa gidiyorlardı. Biz göçebe derken bunu kastediyoruz. Yani bunlar durmadan gezmiyorlar. Bir yaylak denen kısımları var, bir de kışlak denen kısımları var. Bunların arasında gidip geliyorlar. Yerleri belli bunların. İşte eski Türk devletleri genelde göçebe bir hayat yaşıyordu. Yalnız bunlardan Uygurlar farklıydı. Biraz önce de belirttiğimiz gibi ilk defa Manihizm'in de etkisiyle Uygurlar ne yapmıştı? Yerleşik hayata geçmişti ve şehirleşmeye başlamıştı. Bununla ilgili de sıkça soru geliyor. Şehirleşmenin olabilmesi için ne gerekiyor? Yerleşik hayata geçmek gerekiyor. Yerleşik hayata da geçen ilk devlet kim arkadaşlar? Uygurlar. Yani yerleşik bir mimari ile ilgili soru çıkarsa aklınıza Uygurlar
gelsin. Türkler için en önemli şey neydi? Attı. Ayrıca Türkler demiri de erken dönemlerden itibaren işlemişlerdi. Türk ordusunun yapısına bakacak olursak, Türklerde herkes askerdi. Türk ordusunda ücretli asker yoktu. Süvarilerden oluşuyordu, yani atlı birliklerden yaya kuvvetler çok fazla yoktu. En önemli silahları da tabii ki ok. Gelelim kurultay kavramına. Kurultayın diğer adı ne arkadaşlar? Toy. Kurultay yani toy, siyasi, kültürel, hukuki, ekonomik konularda genel kararların alındığı, devlet yönetmenin temelini oluşturan en yüksek kuruluştu. Yani divan gibi düşünün. Biz bu ilk Türk devletlerindeki divana, meclise ne diyoruz? Toy diyoruz. Bunu toylarda devletle ilgili her türlü kararlar alınırdı. Peki bu kurultayda kimler bulunurdu arkadaşlar? Tabii ki Kaan, hanedan üyeleri, hatun, aygıcı ve boy beyleri bulunurdu arkadaşlar. Kurultaylar genelde yılda 3 kez toplanırdı. Kurultayın üyelerine toygun denirdi. Bunları unutmayalım. Bu kelimeler çıkabilir. Meclise biz kurultay ya da toy diyoruz. Bunların üyelerine toygun diyoruz. Kurultayda kimler bulunuyor? Kaan, hanedan üyeleri, hatun, aygıcı ve boy beyleri. Kurultay Kaan'ın seçiminde veya görevlendirilmesinde ya da görevden almasında da bazen etkili oluyordu arkadaşlar. Kaan kurultayın doğal başkanıydı. Kaan'ın olmadığı durumlarda aygıcı, yani bugünün anlamıyla ne diyelim? Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da başbakan diyelim. Yani iki numaralı insan kim oluyordu? Aygıcı. Yani Kaan olmadığı durumlarda kurultaya kim başkanlık ediyor? Aygıcı. Kurultay kararlarının uygulanmasında ve bu işlerin takip edilmesinde buyruklar, yani bakanlar sorumluydu arkadaşlar. O zaman bir de bunların oluşturduğu bir ayyukıya vardı. Yani hükümet vardı. O zaman şöyle tekrarlayacaksak kelimeleri. Kurultay toy dediğimiz meclis. Bunların üyeleri Kaan, hanedan üyeleri Hatun, Aygıcı ve boy beyleri. Biz bu kurultay üyelerine toygun diyoruz. Aygıcı var. Bu Kaan olmadığında ne yapıyor? Kurultaya başkanlık ediyor. Bir de kurultayda alınan kararları takip eden, devlet işlerini yapan kimler var arkadaşlar? Buyruklar var. Bunların oluşturduğu hükümete de biz ne diyoruz? Ayukiya. Ayukiya dediğimiz neymiş? Hükümet. Gelelim ikili teşkilata. Bu da sıkça sorulan, sıkça karşımıza çıkan bir durum. İlk Türk Devleti'nde ülke yönetimi Hunlardan itibaren arkadaşlar kolaylık olsun diye Doğu ve Batı diye ikiye ayrılıyor. Yani devlet yönetilirken ikiye ayrılıyor. Doğu'da Kaan bulunuyor, asıl hükümdar. Batı'da da işte kardeşi falan bulunuyor. Burada batıdakine biz ne diyoruz? Yabgu diyoruz. Yabgular normalde Kaan'a bağlılar. Fakat Yabgu karar ve icraatlarında tamamen serbest. Tıpkı bir devlet başkanı gibi o da elçiler gönderebiliyor, elçileri kabul edebiliyor ve anlaşmalar imzalayabiliyor. Ne diyelim? Yarı bağımsız gibi düşünebilirsiniz. Peki ilk Türk devletleri bunu niye yapıyor? Çünkü arazi çok büyük, yönetilme işi biraz zor. Onun için de devleti genelde Doğu Batı diye ikiye bölüyorlar. Evet, Göktürk Devleti'nde görüyorsunuz. Batı Göktürkler ve Doğu Göktürkler şeklinde ikiye bölünmüş. Ülüş. Bu terimi de bilelim. Gök Tengri yani Gök Tanrı Kaan'ı iktisadi güç anlamına gelen Ülüş bağışlamıştır. Ülüş pay, hisse, nasip demektir arkadaşlar. Tanrı Ülüş bağışı ile Türk ülkelerine bolluk ve bereket veriyor. Yani Ülüş de ne diyelim? Ekonomik bir kavram, iktisadi güç anlamına geliyor. Bu ülüş Tanrı tarafından kime verilmiştir arkadaşlar? Kaan'a verilmiştir. Türk Kaan da bu gücü halkın lehine kullanarak elde ettiği maddi varlığı adil bir şekilde halka dağıtmak zorunda. Evet, Türk Devlet Teşkilatı'na bakalım. Tabloda daha sonra ayrıntılara geçeriz. Tabii ki başta Kaan var. Yasama gücü kime ait? Kurultaya ait. Kurultayın öbür adı ne? Toy, Kengeş. Kurultayda kim bulunuyordu? Kaan, Aygıcı yani veziri, başbakan ya gibi hatun, boy beyleri, idari görevliler. Yürütme yetkisi kime ait? Ayukiye yani hükümete ait. Ayukiye ait. Bunların görevlilere yani bakanlara ne diyoruz? Buyruk diyoruz. Yargıda da yargılar var. Yargan var. İlk Türk devletlerine töreye bakalım. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini töreler oluşturuyor arkadaşlar. Töre sosyal düzeni sağlayan, örf, adet, gelenek, göreneklerden oluşan sözlü kurallar. Yani ilk Türk devletlerinde yazılı kural yok, sözlü kurallar var ve biz bu sözlü kurallara ne diyoruz? Töre diyoruz. Türk töresinin oluşmasında kut anlayışı ile kağanlar tarafından konulan kanunlar, kurultayda alınan kararlar ve toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuştur. O zaman soru
Sen ne diyeceğiz? Töreyi ne oluşturuyor? Halkanın koyduğu kurallar, kurultayda alınan kararlar ve gelenekler. Arkadaşlar bu töre Kaan'ın ülkü keyfi yönetmesine de engel oluyor. Yani Kaan ne yapıyor? Töreye uymak zorunda. Türk kitabelerine göre güç ve yönetim anlayışına bakalım. Yenisey yazıtlarında yazıt kahramanlarının yaptığı işlerden bahsedilir. Bu yazıtlarda kişi, boy ve halk adlarından bahsediliyor arkadaşlar. Biz Yenisey yazıtları sayesinde bu adları öğreniyoruz. Orhun yazıtlarında ise arkadaşlar Türklerin devlet ve yönetim anlayışından bahsediliyor. Orhun yazıtlarına göre gökyüzü ve yeryüzü yani bütün dünya Türk devletinin mekanını oluşturuyor. Yani Türkler bütün dünyayı ele geçirmeyi amaç ediniyor. Biz buna ne diyoruz? Cihan şumul yani bütün dünyayı sarmak. Yani Türk hakanları cihan şumul yani bütün dünyanın hükümdarı olmak istiyorlar. Yazıtlarda ilk Türk devletlerindeki egemenlik anlayışının ilahi kaynaklı olduğu belirtiliyor. Yazıtlarda Kaanların millete karşı sorumlu olduğu belirtiliyor. Millete karşı hesap verdiği ile ilgili örnekler var. Gelelim İç Asya'daki yani Orta Asya'daki hayata. Tarımın sınırlı alanda yapıldığı için arkadaşlar ilk Türk devletleri neyle uğraşıyor dedik? Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Onun için de otlaklar ilk Türk devletleri için çok önemli. Hayvancılıkla uğraşan Türkler konar göçer bir yaşam tarzına sahip. Çok az bir kısmı ne yapıyor? Yerleşik hayata geçiyor. Hatırlarsanız ilk defa yerleşik hayata geçen de Uygurlardı. Her boyun veya oymağın belirli bir yaylası ve otlağı var arkadaşlar. Bunlar yazın bir yere gidiyorlar, kışın bir yere gidiyorlar. Türk boylarından bazıları uygun tarım alanlarında hem tahıl yetiştiriyorlar hem de meyve sebze yetiştiriyorlar. Yalnız bu çok sınırlı. Türklerin genelde yiyecekleri şunlar. Kurutulmuş et, pastırma, et tozu. Yani dikkat ederseniz genelde hayvansal ürünler. Türkler tarihte ilk defa konserveyi yapıyorlar. Türklerin ana yurdundan göçlerine bakalım. Evet, Türkler bildiğiniz gibi Orta Asya'da ortaya çıkıyor ve dünyanın dört bir tarafına göç ediyorlar. Türkler neden ana yurtlarından göç etti? Buna bakalım. Birincisi ekonomik sıkıntı arkadaşlar. Yani ana vatandaki toprakların geçim açısından yetersiz olması. En önemli sebep bu. İkincisi kuraklık, nüfus artışı ve otlakların darlığı. Üçüncüsü sınırlı tarım alanları dışında sadece hayvancılıkla uğraşabilmeleri. Arkadaşlar göçlerin başka bir nedeni de bazı Türk boylarının diğer Türk boylarını göçe mecbur etmesi. Yani aralarındaki mücadeleler. Diğer bir madde yabancı yani Çin ve Moğolların baskıları. Yani Türkler bazen Çinlere ve Moğollara karşı yeniliyorlar ve onların egemenliği altına girmektense göç ediyorlar. Başka bir neden ise arkadaşlar fetih arzusu ve yeni vatan kurmak istemeleri. İşte bütün bunlar nedir? Türklerin göç etmelerinin nedenleridir. Bu da klasik bir yazılı sorusu olarak karşınıza çıkabilir. Gelelim ilk Türk devletlerinde orduya. Arkadaşlar Türkler için ordu millet tabiri kullanılır. Çünkü ilk Türk devletlerinde eli silah tutan herkes askeri sayılır. Onun için de Türklere ne diyoruz biz? Ordu millet. İlk Türk devletlerinde Hazar devleti hariç ücretli bir asker yoktur. Yani herkes asker olduğu için ücretli bir askere ihtiyaç duyulmamıştır. Sürekli olan Türk ordusunda kadın erkek, genç yaşlı herkes her an savaşa hazırdı. Tarihte düzenli ilk Türk ordusunu Metehan kuruyor arkadaşlar. Milattan önce 209 yılında. Metehan'ın ordusunda 10 bin attan oluşan bir tümen vardı. Yani Metehan onluk sistemi kuruyor orduda. Bunu ilk Türk devletleri ve Moğollar da kullanıyor. İşte yüzbaşı, binbaşı tabirleri hep buradan geliyor arkadaşlar. Zaten kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi de milattan önce 209 olarak kabul edilir. Çünkü tarihte ilk düzenli Türk ordusunu kim kurdu? Metehan. Bunu unutmayalım. Metehan'ın kurulmuş olduğu bu sisteme biz ne diyoruz? Onlu teşkilat diyoruz. Orhun yazıtlarında ordu kelimesi su terimiyle ifade edilmiş. Yani su demek, ordu demek. Ordunun başında bulunanlara ne diyoruz? En büyük komutana yani bugünkü Genelkurmay Başkanı'na subaşı. Komutanların her birinin at kuyruğundan yapılmış birer tuğ bulunurdu arkadaşlar. Kaan'ın tuğunun başında ise bir kurt başı bulunurdu. Yani bu tuğ da onların sembolü. Kaan'ın tuğunda da kurt başı bulunuyor. Türkler her yerde olduğu gibi ne yapmışlardı? Savaşta da atı etkin olarak kullanmışlardı. Türkler hafif silahlar kullanıyorlardı. Hareketli süvari birliklerinden oluşuyordu. Piyadeler çok azdı. Süvariler için zaruri olan pantolon, deri kuşak ve potin Türkler tarafından icat edildi arkadaşlar. Türk ordusunun başlıca silahı ne? Ok ve yay. Bir de Metehan tarafından geliştirilen ıslık çalan ok var arkadaşlar. Bu da Metehan tarafından ne yapıldı? İcat edildi diyelim.
Metehan ıslık şarabını oku nereye atarsa askerler de aynı istikamette oklar atıyordu. Turan taktiği savaşlarda Türklerin sıklıkla kullandığı bir taktiktir. İki aşamadan oluşuyor arkadaşlar Turan taktiği. Birincisi sahte ricat yani geri çekilme. İkinci kısmı ise pusu. Yani Türkler şöyle savaşıyordu. Ordunun bir kısmı, şuraya Türk ordusu diyelim, şurada karşı taraf. Buradan bir kısım gidiyor, saldırıyor. Sonra bunlar da buna saldırıyor. Bizimkiler yenilmiş gibi yapıp tekrar kaçıyorlar. Düşman askerler de bizim Türkleri takip ediyor. En sonunda ne yapıyor? Diğer kuvvetler bunların etrafını sarıyor. Ve aslında yenilmiş gibi yapıp bunları ne yapıyorlar? Tuzağa düşürüyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? Turan taktiği veya Hilal taktiği. Şurada daha iyi görülüyor arkadaşlar. Bakın bu kaçıp geri dönen Türk askerleri. Bunlar düşman askerleri. Ne yapıyorlar? Bunlar da tekrar dönüp üç taraftan düşman askerini sarıyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? Turan taktiği. Kavimler göçüyle devam edelim. Asya Hun Devleti'nin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle bazı Türk boyları Çin baskısından ne yaptılar? Batıya doğru göç ettiler. Az önce bunları anlatırken söylemiştik. 4. yüzyıl başlarında Roma İmparatorluğu'nun sınırlar dışında yaşayan kavimler, yani Germen kavimleri, geçim kaynaklarının yetersizliği nedeniyle güneye, yani Roma İmparatorluğu'na doğru yığıldılar. Başlangıç kısmı bu. Hun Türkleri batıya doğru harekete geçtikçe önlerine çıkan Romalılarca da barbar denilen, yani Cermenler, Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi kavimleri daha da batıya sürüklediler. Bunlardan kaçan bu kavimler Roma sınırına yığıldılar ve bu bir domino etkisi yaptı arkadaşlar. Yani her kaçan önündekini ileriye sürükledi. Böylece kavimler göçü başladı. Yani Türklerin Orta Asya'dan çıkması, onların önündeki Germen ve Ostrogotların, Vizigotların diğer kavimleri ileri gitmesi, yani Avrupa'ya doğru göçe zorlaması, kavimler göçü dediğimiz olguyu meydana getirdi. Bunlardan kaçan bu kavimler Roma sınırına yığıldılar. Böylece 376 yılında kitleler halinde Roma İmparatorluğu topraklarına bu barbar kavimler dediğimiz kavimler girdi. İşte tarihte biz bu büyük olaya ne diyoruz? Kavimler göçü diyoruz. Haritada da görülüyor zaten. Orta Asya'dan Türkler geliyor. Onların önündeki kavimleri daha ileri itiyorlar. Bu kavimler onların önündeki kavimleri daha ileri itiyorlar ve böylece Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu Avrupa topraklarına büyük bir göç oluyor. Peki kavimler göçünün sonuçları ne arkadaşlar? Kavimlerin hareketiyle Avrupa kıtasında büyük bir kargaşa yaşanıyor. Günümüzün Avrupa milletlerinin temelleri atılıyor. Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı diye ikiye ayrılıyor ve Batı Roma İmparatorluğu yıkılıyor. Avrupa'da Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Avrupa'da feodalite güç kazanıyor ve skolastik düşünce gelişiyor. Avrupalılar Türk kültürünü yakından tanıyor. Şimdi burada teodalite kavramı önemli. Skolastik düşünce kavramı önemli. Bunları hızlıca açıklayalım. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Teodalite dediğimiz etrafı surlarla çevrili kalelerde insanların yaşaması. Yani küçük küçük beylikler oluşuyor. Bunların beyine biz senyor lord diyoruz. Halk karın tokluğunda bunların kalelerinde, şatolarında çalışıyor. Çünkü ortam çok karışık olduğu için insanlar can güvenliğini sağlam almak için ne yapıyorlar? Bunların topraklarında neredeyse bedavaya çalışıyorlar. Skolastik düşünce dediğimizde değişmeyen düşünce. Yani kilisenin düşünceleri değişmiyor, sorgulanmıyor. İşte biz bu düşünceye ne diyoruz? Skolastik düşünce diyoruz. İşte bu ikisinin de nedeni ne arkadaşlar? Avrupa'da meydana gelen karışıklıklardan dolayı bu durum meydana geliyor. Avrupa Hun Devleti'ne bakalım. Önce haritada görelim. Bakın Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu ile sınır. Bunlar 4. yüzyılın ortalarından itibaren ne yapıyorlar? Don ve Volga ırmakları arasındaki alanların hakim olduğu toprakları ele geçiriyorlar. Balamir önderliğinde bunlar Avrupa işlerine kadar ilerliyorlar arkadaşlar. Balamir'den sonra hükümdar olan Ulduz Doğu Roma İmparatorluğu'nu baskı altına alıyor. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu'yla dost ilişkileri kuruyor. Yani Roma ile artık ne yapıyoruz? Avrupa Hun Devleti döneminde komşu oluyoruz. Burada Balamir Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu olarak görülebilir. 422 yılında Rua Doğu Roma entrikalarını etkisiz hale getirmek için Balkan seferine çıkıyor ve Doğu Roma'yı ne yapıyor? Vergiye bağlıyor. Rua'dan sonra hükümdar olan Atilla zamanında devletin en parlak dönemi yaşanıyor. Yani arkadaşlar Avrupa Hun Devleti dediğimizde aklımıza kim gelsin? Atilla gelsin. Atilla döneminde ne yapıyor? Avrupa Hun Devleti en güçlü zamanını yaşıyor. Atilla tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu'yla Margus Anlaşması'nı imzalıyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nu ne yapıyor? Vergiye bağlıyor. Daha sonra
Roma İmparatorluğu barış şartlarına uymadığı için tekrar bir sefer düzenliyor ve Anatolius Anlaşması imzalanıyor. Böylece Doğu Roma İmparatorluğu ne yapıyor? Vergiye bağlanıyor. Bu anlaşmayla birlikte Atilla devletin dış siyasetini değiştiriyor ve Batı Roma üzerine yürümeye karar veriyor. Batı Romalılar çok endişeleniyor ve Papa'dan yardım istiyorlar. 452 yılında Papa 1. Leo ne yapıyor? Atilla'dan Roma'yı esirgemesini istiyor. Papa'nın güvenci isteğini kabul eden Atilla Batı Roma'ya ne yapıyor? Saldırmıyor ama Batı Roma'da ne yapıyor? Avrupa Hun devletinin üstünlüğünü kabul ediyor. Atilla bu sefer dönüşünde ölmüş ve yerine sırasıyla oğulları İlek, Dengizik ve İrnek geçiyor. İrnek döneminde Avrupa'da tutunamayacağını anlayan Hunlar Karadeniz'in kuzeyine çekiliyor arkadaşlar. Yani Attila'dan sonra daha doğrusu Avrupa Hun devleti dağılma sürecine giriyor. Şimdi Attila'ya biraz daha ayrıntılı bakalım. Attila Avrupa Hun devletinin en parlak dönemini yaşatan hükümdar. Avrupa'nın pek çok yerinde yüzyıllar boyu onun hakkında efsaneler üretiliyor. Bu efsanelerin en meşhur ise Attila'nın savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olduğu ve bu nedenle bütün dünyaya hükmedeceği inancıdır. Onun savaşlarını konu alan Almanların meşhur bir destanı var. Nibelungen destanı. Attila'yı babacan, iyiliksever ve yüksek vasıflı bir hükümdar olarak tanıtıyor arkadaşlar. Attila Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak biliniyor. Yani Tanrı Avrupalıları cezalandırmak için Attila'yı gönderdi inancına sahipler arkadaşlar. Gelelim diğer Türk kavimlerine. Onların da haritada yerini görüyorsunuz. İsterseniz videoyu durdurup yerlerine tek tek bakabilirsiniz. Hazar Devleti ile başlayalım. Hazarlar 7. ve 11. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas Dağları arasında İdil Nehri dolaylarında hüküm sürmüşlerdir. Hazarlar tarih sahnesinde Sabar Türklerin devamı olarak çıkıyor arkadaşlar. Batı Göktürk Devleti yıkılınca Hazarlar bağımsızlığını ilan ediyor. Hazarlarla ilgili bileceğiniz en önemli şey şu arkadaşlar. Hazarlar Museviliği benimseyen tek Türk devletidir. Hazar ismini zaten günümüzde de Hazar Denizi'nde yaşatılıyor. Yani Hazar Denizi ismini Hazar Devleti'nden alıyor. Evet gördüğünüz gibi Hazar Devleti sınırları. Hazar Devleti ile ilgili şunu da söyleyebiliriz. Hazar Devleti ticarete çok önem veriyor. Hatta Hazarların yaşadığı dönemi biz Hazar Barış Çağı diyoruz. Bu dönemde hiçbir sıkıntı çıkmıyor. İnsanlar çok rahat ticaret yapabiliyorlar. Büyük bir özgürlük ortamı var. Onun için de Hazarların içinde Türk Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Her türlü din ne yapıyor? Taraftar bulabiliyor. Gelelim Karluklara. Köktürklerin hakimiyeti altında yaşayan Karluklar 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla Uygur Devleti'nin kurulmasına etkili oluyorlar arkadaşlar. 751 Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı ne yapıyorlar? Müslüman Arapların yanında yer alıyorlar ve Talas Savaşı'nın kazanılmasında etkili oluyorlar. 840 yılında Uygurların yıkılması üzerine Karluk hükümdarı Bilgekül Kadir Han önderliğinde ne yapılıyor arkadaşlar? Karahanlı Devleti kuruluyor. Yani Karahanlı Devleti'ni kuranlar kim? Karluklar. Karluklar birkaç boyla daha birleşerek ne yapıyorlar? Karahanlı Devleti'ni kuruyorlar. Karahanlı Devleti'nin özelliği de şu arkadaşlar. Orta Asya'daki ilk İslam devleti. Yani Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti hangisi dediğimizde ne gideceğiz? Karahanlılar. Peki ilk defa Müslüman olmaya başlayan topluluk dediğimizde de aklınıza Karluklar gelsin. Zaten buradaki görselde de görüyorsunuz. Karluklar Yağma, Çiğil ve Tuhsi boyuyla birleşerek ne yapıyorlar? Karahanlı Devleti'ni kuruyorlar. Karahanlı Devleti de Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti. İlerleyen ünitelerde zaten bunlardan bahsedeceğiz. Gelelim Avar Hakanlığı'na. Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra 4. yüzyıl sonlarında Moğolistan'da kuruluyor bu devlet. 1. Göktürk Devleti Avar Hakanlığı'na son verince Avarlar batıya doğru göç ediyorlar arkadaşlar. Avarlar İstanbul'u 2 kez kuşatıyorlar. Evet Avarlarla ilgili en önemli madde bu. İstanbul'u kuşatan Türkler kimdir? Avarlardır. Avarlar arkadaşlar Hristiyanlığı kabul ediyor. Evet Avarların kurulduğu yerde burası. Avarlar aslında hem ortasında kurulmuş hem de batıda hüküm sürmüş. Gelelim Türk işlere. Köktürk Hakanlığı'nın batıdaki kalabalık boylarından biri de Türk işlerdi arkadaşlar. Bunlar İli Nehri dolaylarında yaşıyorlar. Türk işler Emevilerle mücadele etmişlerdir. Emevilerin İslamiyet'i Orta Asya'ya yaymalarına engel olmuşlardır. Türk işlerle ilgili en önemli madde ne arkadaşlar? Türk işler kendi adlarına para bastıran ilk Türk devleti. Bunlar gördüğünüz paraları kullanmışlardır. Gelelim Başkırtlara. Orta Asya Türk kavimlerinden olup Ural Dağları'nın kuzey ve doğu kısımları ile İdil'in kuzey kesimini oluşturan bozkırlarda yaşıyorlar. Baş şehirleri Urfa arkadaşlar. Başkırtların aslı Türkistan'ı terk ederek kuzeye yönelen ve sonradan batıya geçen Kıpçak Türkleridir arkadaşlar. Bunu unutmayalım.
Bulgarlar, evet Bulgarlar biliyorsunuz bugün Türk özelliklerini kaybettiler. 2. yüzyılda Orta Asya'dan Avrupa'ya başlayan göçlerle birlikte ilk olarak Hazar Denizi ve Karadeniz arasında toplanıyor arkadaşlar Bulgarlar. 6. yüzyılın sonlarına doğru Kuban Nehri, Azak Denizi ve Karadeniz bölgesinde yaşayanların katılmalarıyla Han Kubrat önderliğinde Büyük Bulgar Devleti kuruluyor. Büyük Bulgar Devleti'nin yıkılmasından sonra 680'de İtil Bulgar Devleti kuruluyor. Bu İtil Bulgarlar ne yapıyorlar? İslamiyet'te tanışıyorlar ve Müslüman oluyorlar. Yani 10. yüzyılın ilk yarısında İslamiyet'i kabul ediyorlar. Hangileri? Burası önemli. İtil Bulgarları yani Volga Bulgarları Müslüman oluyor. Zaten ilk Müslüman Türk devletlerinden biri de bu İtil Bulgarlarıdır. Dobruca'nın güneyinde de arkadaşlar Tuna Bulgarları kuruluyor. Tuna Bulgarları da Boris Han önderliğinde Hristiyan bir devlet kuruyorlar ve ne yapıyorlar? Türklük özelliğini kaybediyorlar. O zaman Bulgarlar deyince aklımıza iki tane Bulgar devleti gelsin. Birincisi İtil Bulgarları. Bunlar Müslüman oluyor. İslamiyet'te tanışıyorlar. İkincisi de Tuna Bulgarları. Bunlar da Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Gelelim Oğuzlara. Oğuzlar Türklerin en kalabalık boylarındandır. Daha önce Köktürk ve Uygur hakimiyetine giren Oğuzlar 10. yüzyılda Oğuz Yapgu Devleti'ni kuruyorlar. 10. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet'i kabul ediyorlar ve Oğuzlar bildiğiniz gibi Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı gibi büyük devletler kuruyorlar. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra Türkmen adını alıyor arkadaşlar. Kıpçaklara gelelim. Kıpçaklar deyince de arkadaşlar 1250 yılında Mısır'da kurulan Memlük Devleti'ni kısa sürede etki altına alıyorlar. Zaman içinde bir kısmı Hristiyanlığı benimsiyor, bir kısmı da Kırım, Kafkas ve İdil Bulgar ülkesinde Müslüman oluyor arkadaşlar. Kıpçaklar deyince de Memlük Devleti aklımıza gelebilir. Arkadaşlar Peçenekler 9. ve 12. yüzyıllarda Karadeniz'in kuzeyindeki steplerde yaşamışlardır. Oğuzlar ve Hazarların baskısı sonucunda Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara gelerek Macarları buradan uzaklaştırıyorlar. Peçenekler ilk defa 1035'te Tuna'ya geçerek Bizans topraklarına giriyorlar ve Bizans akınlar düzenliyorlar. Ayrıca arkadaşlar en önemli madde bu. Peçenekler Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyorlar. Hatta Malazgirt Savaşı'nda Bizans'la Alparslan savaştığında bu Peçenek Türkleri ne yapıyor? Alparslan'ın ordusuna geçiyorlar. Peçenekler deyince de aklımıza paralı askerlik yaptıkları gelebilir. Kırgızlar 840 yılında Uygur Devleti'ni yıkarak Ötüken'de bir devlet kuruyorlar arkadaşlar. 13. yüzyılda Moğolların, 19. yüzyılda da Rusların egemenliğine giriyor Kırgızlar. 1991 yılında bağımsız bir devlet kuruyorlar. Kırgızlarla ilgili Manas Destanı çok önemlidir. Manas Destanı dünyanın en uzun destanlarından biridir. Macarlar, Fin-Ugar kavimlerinin bir bölümü Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara inerek Onogurlarla kaynaşıyor. 9. yüzyılın başlarında Hazar egemenliği altında yaşayan Macarlar, Peçeneklerin baskısıyla batıya göç ediyor arkadaşlar. Macarlar 896 yılında Macaristan'a yerleşiyorlar ve Hristiyanlığı benimseyerek Türklük özelliklerini kaybediyorlar. Gelelim Türkler ve komşularına. Türkler ve komşular deyince aklımıza ne gelsin? Çin, işte Tibet, Sasaniler ve Bizans İmparatorluğu. Biz zaten Orta Asya'dayız. Arkadaşlar Hunlar başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at derisi, silah satmışlar. Karşılığında ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. Bu bölgedeki ipek yolu önemlidir. Bu ipek yoluna sahip olmak için Türkler çevresindeki milletlere ne yapmışlardır? Mücadeleye girmişlerdir. Türk topluluklar ipek, buğday, pirinç gibi ekonomik gıdalar kimden almıştır? Çin'den almışlardır arkadaşlar. Bazen bunları ticaret yaparak almışlardır. Bazen de baskı altına alarak bunları hediye olarak veya vergi olarak temin etmişlerdir. Köktürkler Çin ile ilişkilerinin yanında Batı'da Bizans ve Sasanilerle de mücadele etmişlerdir. Özellikle bu İpek yolu için. Arkadaşlar Batı Köktürk Devleti İstemi Yapgu döneminde Sasani hükümdarına karşı Bizans İmparatorluğu ile temasa geçmiş ve Bizans'a 567 yılında ne yapmıştır? Elçi göndermiştir. Yine Bizans'ta ne yapmıştır? İlk defa Orta Asya'ya bir elçi göndermiştir. Buradaki amaç ne arkadaşlar? İpek yolunun hakimiyeti için Batı Göktürk Devleti ile Bizans Sasanilere karşı ittifak kurmuştur. Böylelikle meydana gelen Türk-Bizans ittifakı Sasani İmparatorluğunu zor durumda bırakmıştır. Burada önemli olan ne? İpek yolunu ele geçirmek. Yerleşik toplumların konar göçerlere karşı savunma duvarları diye bir konumuz var. Yerleşik toplumların konar göçerlerden korunmak için belli yöntemleri vardı. Bunlar arkadaşlar önleyici saldırılara girmek, aralarına fitne sokmak ve en önemlisi de herhalde büyük, yüksek duvarlı yerler yapmak ve federe bölgeler vermek. Yani federe bölgeler vererek bunlara ticari ayrıcalıklar veriyorlar. Bunlar da saldırmıyorlar.
En çok kullanılan tabii ki kale ve yüksek duvarlar inşa etmek arkadaşlar. Biliyorsunuz Çinliler Türklere karşı Çin Seddi'ni yapmışlardı. Bu Çin Seddi şöyle oluşuyor. Önce Türklere karşı kaleler yapıyorlar. Daha sonra bu kalelerin aralarını birleştiriyorlar. Böylece bugün bizim bildiğimiz Çin Seddi meydana geliyor. Yani göçebeleri durdurmak için diğer yerleşik kavimler ne yapıyor? Çinliler, İranlılar barikatlar yapıyorlar. Gelelim ilk Türk devletlerinin ticari politikalarına. Eski Türk topluluklarında ve devletinde ticaret büyük öneme sahipti arkadaşlar. Türkler her zaman ticarette uğraşmışlardır. Bu ticareti genelde değiş tokuş usulüyle yapıyorlardı ama biz para da kullandık. Bu değiş tokuşta en çok Türkler neyi kullanacaklar arkadaşlar? Atı kullanacaklar. Yalnız biz Bizans, Çin ve Sasanilerden aldığımız vergi olarak ya da haraç olarak aldığımız paraları da ne yapacağız? Ticarette kullanacağız. Türkler satır dediğimiz paraları kullanmışlardı. Bunlar diske benziyor. Gümüş paralar. Biliyorsunuz Türklerde ilk parayı kim kullanmıştı? Türk işler. Milletler arası ticarette Türkler genellikle Soğutlu tüccarları himaye etmişler. Onların sayesinde ticaret yapmışlardı da. Yalnız zamanla Türk tüccarlar da ortaya çıkmıştır. Burada Soğutlu tüccarları unutmayalım. Türkler bunları himaye etmişlerdir. Arkadaşlar Türkler kendi ülkelerinde ticari temsilcilikler vermişler ve diğer ülkelerde de ticari temsilcilikler açmışlardır. Evet, bu da Türklerin kullandığı eski paralardan bazıları. Türk devletleri gelip geçen kervanlardan geçiş vergisi almışlardır. Özellikle Çinlilerden ne yapmışlar? İpeğin batısıya satışında büyük kar etmişlerdir. Yani Çin üzerinden batıya giden ipek Türklere büyük kazanç sağlamıştır. İpek yolunda ticaretin çok iyi ve bol kazançlı olması Türklerin komşularıyla mücadelesine sebep olmuştur. Örneğin Köktürkler Sasanilerle işbirliği yaparak Akkunları yıkmışlar. 557 yılında Uygur Kağanları Çin'e daha fazla mal satabilmek için siyasi ve askeri güçlerini kullanmışlardır. Arkadaşlar Uygurlar uyguladıkları sistem sayesinde Türkler de ilk defa bankacılık sistemini teşkil etmişlerdir. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Hazar Devleti ticarette çok önemli. Hazar Devleti kuvvetli ordusu sayesinde o dönemde Hazar Barış Çağı dediğimiz bir çağ yaşatıyor. Yani 7. ve 9. yüzyılda Hazar Barış Çağı denen bir dönem yaşıyor. Bu dönemde burada bütün kavimler çok rahat ticaret yapabiliyorlar ve bu ticaret sayesinde ne yapıyor arkadaşlar? Hazarlar çok zenginleşiyorlar. Bu zenginliğin sonucunda bir serbestlik oluyor. Hatta ülkede İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik yayılıyor. Hazar Barış Çağı'nın sağladığı rahatlık ve huzur ticareti geliştiriyor ve o dönemin en güçlü devletlerinden biri kim oluyor? Hazarlar oluyor. Hazarlar deyince bu Hazar Barış Çağı'nı ve ilk Yahudi Türk Devleti olduğunu unutmayalım. Tarihi kayıtlara göre ilk serbest ticaret pazarı Asya Hun Devleti ile Çin arasında yapılmıştır. Avrupa Hun hükümdarı Atilla da serbest ticaret bölgelerine önem vermiş ve Bizans'la serbest ticaret bölgeleri kurmuştur. Yine Bilge Kağan savaşlara son verip Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmiştir arkadaşlar. Yani Türkler mümkün olduğunca Çinlilerle serbest ticaret pazarları kurmak istemişlerdir. Arkadaşlar ilk Türk devletlerini anlattığımız videomuzun burada sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen not alarak, kısa notlar alarak çalışalım. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.